Selam sevgili dostlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Uzun zamandır video atmıyorum, evet farkındayım. Bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim falan diye. Yok yok, işlerimle alakalı özel durumlarla karşılaştığım için yoğunluğum fazlaydı maalesef bu aralar. O yüzden video hazırlayamıyorum. Aslında bugün de video hazırlamak gibi bir planım yoktu ama yine de dayanamadım. Kısa da olsa içimi darlayan bir konu hakkında konuşmak istedim. Ben uzun yıllardır sinema ile ilgileniyorum. Kendi mesleğim de bu yani biliyorsunuz. Bu yüzden ara ara böyle filmde diziydi falan izlerim. Standart bir izleyici gibi de bakamıyorum olaylara mesleğim gereği. Ancak birazdan yapacağım yargının söyleyeceğim dizinin kalitesiyle hiçbir alakası olmadığını şimdiden belirteyim. Benim içerikle alakalı bir takım rahatsızlıklarım var. Arkadaşlar biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi çekiliyor. 6. bölümüne kadar da yayınlandı dizi. Ben de oturdum. Bir Tolkien aşığı olarak diziyi izlemek istedim. Daha önceden Twitter'da bak ta dizi duyurulduğu zamanlarda bile attığım tweetler var. Dizi muhtemelen bok gibi olacak diye. Yine de izleyeyim dedim. Ha kimilerine göre bu bir önyargı gibi gelebilir. Ama ben öyle görmüyorum. Bırakın da tahmin edeyim bunca yıldır bu işin içindeyim. Bu salt bir önyargı değil yani. Matrix çıkmadan da bok gibi olacak demiştim. Bok gibi oldu. Şey hak dediler. Bok gibi olacak dedim. Öyle oldu. Yüzüklerin Efendisi'nin dizisine de öyle dedim. Şu ana kadar bok gibi devam ediyor. Bakın bu yapımların hiçbirine teknik anlamda söylediğim bir laf yok. Ben içeriğine takılıyorum. Sinema veya dizi sektörü politik doğrucuların elinde geçti. İmdat yani imdat. Yok böyle diyaloglar, olay örgüleri. Kadın güçlendirme stili basmak için yazılan diyaloglara götümle gülüyorum lan. Götümle alakasız yerde bir alakasız kadın öven diyalog mu dersiniz? Biz ırkçı değiliz. Yalancılığı için beyaz gibi görünen siyahları oynatmak mı dersiniz? Alayınız cinsiyetçisiniz ve ırkçısınız lan. Siyah neden özgürce siyah gibi oynayamıyor mesela? Neden beyaz gibi davranıyor? South Park'ın bir bölümünde Cartman siyahi olan Token'a insanlar siyahları ekranla görmekten hoşlanıyor diyordu. Token de hava durumu sunarken araya girip tekrar diyordu ki Cartman insanlar siyahları ekranda sadece görmekten hoşlanıyor diyordu. Token sonra beyaz biri gibi konuşmaya başlıyordu. Mükemmel bir eleştiriydi. Siz de bunu yapıyorsunuz oğlum manyak mısınız lan siz? Neyse konumuza gelelim. Sosyal medya çalkalanıyor Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi çıktığından beri. Topluluk ikiye bölündü resmen. Birinci grup Tolkien sevdası ki benim de arasında bulunduğum kesim bu. İkinci grupta politik doğrucu götelekler. Tolkien sevdalısı kesim diyor ki kardeşim Tolkien'in yarattığı evren böyle değil. Diğer dallamalarda diyor ki siz ırkçısınız lan. Oğlum salak mısınız lan siz? Tolkien o eserin sahibi, sahibi lan sahibi. Sikimsonik medya maymunları para kazanacak, Sikimsonik politik doğrucular şakşakçılık yapacak diye adamın koskocaman dünyasını nasıl bir kalemde silip atarsınız siz? Kafka dönüşüm yazarken Gregor Samsa bir sabah uyandığında kendini dev bir hamam böceği olarak bulur diye başlar. Bunun için ne bileyim çekirgeler çakıp da Kafka ırkçı neden Samsa çekirge değil falan mı diyorlar salak mısınız lan siz? Kafka'nın eserini değiştirmeye götünüz yemiyorsa politik doğrucu olacağız diye Tolkien'in eserini de kafanıza göre değiştiremezsiniz. Bak tekrar ediyorum. Dizinin teknik yeterliliğini tartışmıyorum. İçeriğini tartışıyorum. Etik değil yapılan. Etik değil oğlum. Mesela Black Panther'e bir şey diyor muyuz? Aksine beyaz bir karakter oynamaya çalışsaydı çıkıp ne oluyor lan derdim ben. Ben derdim bunu yani. Ne oluyor lan derdim. Niye bu oynuyor derdim. Ulan hobbitlere bakıyorum saçma sapan tipler. Elflere bakıyorum siyahi olan haricinde hiçbir elfe benzemiyor lan. Cücelere desen gerçek cüce kullanmışlar filmde oğlum. Adam belli ki cücelik hastalığından muzdarip. Oğlum Tolkien'in evrendeki cüceler öyle değil. Her kesimi kucaklayacağız diye içine sıçmışsınız devasa eserin. Galadriel bir bölüm yüzdü lan bir bölüm. Bir bölüm suda geçti. Neyse sakin olmam lazım. 6. bölümü izlerken aklıma Twitter müptezelleri geldi. Feminaziler falan. Sonra baktım önümde orklar yürüyor. Ulan dedim neden hiç kadın ork yok. Öyle ya Tolkien evreninde siyahi elf de yoktu. Kadın ork da yoktu. Cücelik hastalığından muzdarip cüce de yoktu. Hiçbiri yokken ne hikmetse dizide hepsi var. Kadın ork niye yok lan? Varsa da neden göremiyoruz yeteri kadar? Sonra dedim ki kendi kendime çıkıp neden bağırmıyor acaba politik doğrucular? Neden kadın ork yok? Lululululu diye. Sonra dedim ki oğlum bağırırlar mı? Kadın ork mu olur? Ork çirkin. Çirkin kadın olmaz. Bakımsız kadın olur.